Çalıştır birazcık saksıyı Şükrü. Bu kahveyi canlandırmak için bir şeyler yapmamız lazım. Düşünüyorum ama aklıma hiçbir şey gelmiyor ki Hüseyin abi. Düşün biraz. Biraz daha düşün Şükrü. Daha ilk günden işten mi kovulmak istiyorsun? Arkadaş markadaş dinlemem ben. Buldum abi. Ne buldun? Yakında burada para basacağız. Sahte para mı? Yapma Şükrü. Biz o kadar şerefsiz değiliz oğlum. Yok bu abi. Mecazi anlamda para basacağız dedim. Öyle bir şey buldum ki bundan sonra bu kahvede müşteri kaynayacak. Şükrü, anlat oğlum. Bak şimdi abi. Ne bunlar böyle Hüseyin? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Kahvenin yeni çehresiyle açılış yapıyoruz Yakup. Ne yeni çehresi be? Her şey aynı. Sadece biz soytarı gibi giyindik. Bunlar bizim üniformamız Yiğido. Bu formayı temsil ederken dikkatli konuş. Bu çelenk ne? Nasıl aldınız? Borcu aldık Yakup. Kahve para kazanmaya başlasın, ödeyeceğiz. Oğlum kafayı mı yediniz siz? Çelenk ne işe yarar? Öyle deme Yakup. Çelenk kalabalığı etkiler. Hangi kalabalığı? Gelecekler Yakup, gelecekler. Hele bir açılış yapalım, akın akın gelecekler. Yakup abi, keşke şu kahveyi kapatsaydın da bunlara vermeseydin. Şu halime bak. Sessiz ol Yiğido. Açılışı yapacağımız büyüğümüz şimdi gelir. Büyüğümüz mü? Kim gelecek açılış için? Müsteşar. Tabii tabii. Cumhurbaşkanı meşgul müymüş de müsteşar ayarladınız. Evet, açılış için ben geldim çocuklar. Açılışı Kemal amca mı yapacak? Evet, Kemal amca yapacak tabii ki. Şükrü, makası ver. Efendim, kahvemizin açılışını yaparak bizi onurlandırırsanız çok seviniriz. Evet arkadaşlar, bugün kahvemizin açılışını yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Maşallah Kemal amca, sen de dünden hazırmışsın yani. Yakup, ben Süleyman Demirel gibi insanım. Zamanında o kadar çok açılış yaptım ki. Mesela size bir anımı anlatayım. Bir gün Anadolu'da bir açılış yapıyorum, makası unutmuşlar. Dedim ki makas, makas yok. Derhal bir makas bulun. Hemen gittiler bana, bahçe makası getirdiler. Önce düşmüşler. Koca bahçe makasıyla bu kesin değil mi? Getiremedim. Esas çocuklar size anlatmam gereken bir şey var. Bir gün yine böyle bir açılışa davetliyim. O arada bir devlet büyüğümüzü de davet etmişler. Tabii şimdi kurdeleyi kimin keseceği problem oldu. Kemal amca, şu kurdeleyi kessen diyoruz artık. Halk dışarıda sabırsızlanıyor. Evet, sayın eski müsteşarım. Müessesemiz faaliyete bir an önce geçsin artık. Tamam, tamam, tamam. Evet arkadaşlar, kahvemiz vatana, millete hayırlı olsun. Bravo! Ya Yakup, oğlum bu açılış maçılış nereden çıktı ya? Sorma Kemal amca. Kahvenin durumu bu aralar kötü. Bunlar sen beceremiyorsun deyince bir süreliğine bunlara devrettim. Yanlış yapmışsın Yakup. Sen bunlara kahveyi devredeceğine bu beleşçileri başka kahveye devretseydin her şey düzelirdi. Müşterilerle ilgilen Şükrü. Ne alırsınız Kemal amca? Çay alayım Şükrü. Büyük seçimi tercih ederseniz eğer yanında bir adet kuru pasta promosyonumuz var. Büyük seçim mi? O ne ya? Büyük çay. Daha karlı oluyor Kemal amca. Aynı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız. Bu evde sır dolu şu halimiz oynatır bizi. Her gün yeni bir oyun için.